Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kabak dolması yapacağız. 4 tane kabak kullanacağım. Güzelce kabaklarımı yıkadım. Şöyle şu kısımlarını alıyorum. Sonrasında çatallar, çizikler atıyorum. Kabaklarımı bu şekilde hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum kabakları bir peçeteyle şöyle güzel siliyorum. Kabaklarımın büyüklüğüne göre ortadan küçük olanı ikiye kesiyorum. Ve bu kabağımı üçe kesiyorum. Ve bu şekilde hazırlıyorum. İç kısmını şöyle bir oyacakla güzelce boşaltalım. Eğer elinizde bu şekilde bir oyacağınız yok ise tatlı kaşığıyla da çok güzel oluyor. Onu da göstermek istiyorum. Hatta daha güzel, kolay oluyor. Şu taban kısmını delmeden güzelce iç kısmını boşaltalım. Kabaklarımızı oyulma işlemini bitirdik. Şimdi iç harcımızı hazırlayalım. Şöyle geniş bir kase içerisine bir çay bardağı pirinci yıkadım, aldım, onu alıyorum. Bir tane yemeklik olarak doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Yarım demet maydanoz ilave ediyorum. İki tane yeşil biber doğradım, onları da ilave ediyorum. 100 gram kıyma ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı nane ilave ediyorum. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Dolu dolu olmayacak şekilde şöyle bir yemek kaşığı salça ilavesi yapıyorum. Benim salçam ev salçası olduğu için biraz tuzlu. O yüzden tuzunu az ilave yaptım. Sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi harcımızı güzelce karıştıralım. Birbiriyle buluşturalım. Şimdi kabaklarımı doldurmaya başladım. Şöyle çok doldurmayalım. Pişireceğim kap içerisine alıyorum. Kabaklarımı doldurdum. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Şöyle bir yemek kaşığı salçayı aldım. Üzerine bir su bardağı kaynar su ilavesi yapıyorum. Ve salçayı açıyorum. Yine bir bardak daha su ilavesi yaptım. Şöyle yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağım var. Onu da sosumun içerisine alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şöyle domatesi dilimlere kestim ve üzerine kapak olarak kapatıyorum. Üzerine hazırlamış olduğum sosumu gezdiriyorum. Çok fazla su doldurmayacağız. Kabaklarımızın aşağısında kalacak. Gerekirse tekrardan üzerine su ilavesi yapabilirsiniz. Evet, bu kadar yeterli. 2 su bardağı su ilavesi yaptık. Ocağa alıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yavaş yavaş kabak dolmalarımızı pişiriyoruz. Dolmamızı kontrol ediyoruz. Bakın çok güzel bir şekilde pişti. Ben yine 1 bardak kadar su gezdirdim üzerinde arkadaşlar pişerken. Ve çok da güzel olmuş. Şöyle de piştiğini nasıl anlayacağız? Bakın kabaklar çok güzel bir şekilde yumuşamış ve pirinçler de böyle patlak patlak olmuşlar.
ve dolmamız pişti demektir. Ocağımı kapatıp dinlendiriyorum. Evet arkadaşlar, kabak dolmam servise hazır. Şöyle de kesip sizlere iç dokusunu da göstereceğim ve videomu burada bitireceğim. Bakın gerçekten nefis görünüyor. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın.